Herkese merhaba. Benim adım Döngü Çağdar. Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Böbrek Nakli Okulu'nun düzenlemiş olduğu program çerçevesinde benim bugünkü size bahsedeceğim konu günlük hayatta en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi olan stres ve stres durumlarında nasıl etkin bir şekilde baş edebiliriz? Bugün ben sizlere stresi baş etme yollarından bahsedeceğim. Stres dediğimiz zaman insanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan ve biyolojik ve psikolojik dengemizi bozan herhangi bir durum olarak değerlendirebiliriz. Bu duruma neden olan faktörleri ise biz stresel olarak tanımlıyoruz. Günlük yaşamda karşılaştığımız stres kaynaklarını istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Gün boyunca ayağa kalktığımız andan itibaren sabahtan akşama kadar çeşitli farklı stresörlerle karşılaşabiliyoruz. Gürültü olsun, kalabalık olsun, iklim değişiklikleri olsun, mesleki değişiklikler olsun, zaman sınırlamaları, iş yerindeki belirsizlikler, hava kirliliği, ekonomik sorunlar, hastalıklar, engellenme ve çatışma durumları, yaşadığımız olumsuz yaşam deneyimleri, hayatın tehlikede olması gibi durumlar ve buna benzer birçok faktör stres kaynakları olarak karşımıza çıkabilmektedir. Biz stresi her zaman olumsuz olarak değerlendirmeyiz. Stres belirli bir stres kaynağına yönelip onunla başa çıkmaya çalıştıktan sonra gevşeye bildiğimiz günlük işlerimize devam edebildiğimiz türden kısa süreli olabilir ki bu tarz kısa süreli stresler genelde psikolojik ve fizyolojik dengemizi çok fazla olumsuz etkilemez. Sağlıklı olan stres de kısa süreli olandır. Ve kısa süreli stres genelde koruyucu bir tepkidir. Etrafımızda değişen olaylara karşı uyum yapmamızı sağlar. Uyarıcı etkisi vardır. Daha iyi dikkatimizi vermemizi sağlar ve problem çözümümüzü kolaylaştırır. Değişen durumlara yoğunlaşmamızı sağlar. Hedeflerimiz için harekete geçmeyi ve zor durumlarla başa çıkmak için problem önerileri geliştirmemize yardımcı olur kısa süreli stres. O nedenle de sağlıklı olan kısa süreli strestir. Stres durumunda vücudumuzda birçok tepkiler meydana gelmektedir. Fizyolojik belirtilerle kendini gösterir. Kalpte oluşan belirtiler, arteriyel kan basıncı durumunda olan değişiklikler, damar hastalıkları, koroner arter hastalıkları, metabolizma hastalıkları gibi birçok durumla da ilişkili görünmektedir. Stres düzeyi yoğunlaştırdığı takdirde. Stres sırasında vücudumuzda oluşan belirtilere bakacak olursak, yaşamsal organların kanlanmasını sağlamak için kalbimizin atım hızı artmakta ve böylelikle bununla ilişkili olarak da kan basıncımız da artıyor. Vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için vücutta depoladığımız yağlar ve şeker kana karışıyor. Bu nedenle de kandaki lipid düzeyinde artma ya da kan şekerinin artması gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Zihinsel uyanıklık sağlamak için vücut alarm durumuna geçiyor. Uyarılmışlık düzeyimiz artıyor ve etrafımızdaki şeylere verdiğimiz dikkat de artıyor bununla ilişkili olarak. Vücudun hareketini kolaylaştırmak için kaslar uyarınıyor ve gergin hale geliyor. Dokuların oksijen ihtiyacını karşılamak için nefes alışverişimiz artıyor, hızlanıyor. Herhangi bir kanama durumunda kan kaybını önlemek için fıtık faktörü artıyor damarlarda. Gözümüzün görüş alanını genişletmek için ise göz bebeklerimiz büyümeye başlıyor. Bunlar stres sırasında vücudumuzda gördüğümüz normal belirtilerdir. Stresin azı karar, çoğu zarar. Dedik ki kısa süreli stres bizim için sağlıklı olandır. Ancak stres uzun süre devam ederse o zaman sağlıkla ilgili sorunları da beraberinde getiriyor. Bu kişinin üstündeki baskıların iyice arttığı ve baskılarla başa çıkamadığı zaman ortaya çıkan stresin olumsuz etkileri, yükümüz arttığı zaman ve üstesinden gelemeyecek kadar yoğunlaştığı zaman stresin olumsuz etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Sıkıntılarımız küçük bile olsa devamlı yanımızda taşımaya devam edersek, hiç dinlenmezsek sonunda sıkıntılarımız dayanamayacak duruma gelebilir ve üstesinden gelmek de zorlaşacaktır. Bu da bizler için daha büyük bir sıkıntı oluşturacaktır. Hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak bizi daha fazla zorlayacaktır. Hayatın akışında sıkıntılar ve sorunlar çözülmediği sürece zaten bıraktığımız yerde de bizi bekliyor olacak ve sürekli karşımızda duracak ve bir yük olarak üzerimizde taşımaya devam edeceğiz. Tıpkı şey gibidir. Markete gidersiniz, alışveriş yaparsınız, yürüyerek gittiniz. Aldığınız mesafeleri, taşıdığınız süre arttıkça
vücudunuzda, kollarınızda, elinizde, parmaklarınızda hissettiğiniz acı da bir o kadar artacaktır. Stres de aynı şekilde. Stresle baş etmeyi, bunu biriktirmeye devam ettiğimiz sürece, stresin etkilerini üzerimize taşımaya devam ettiğimiz sürece olumsuz etkiler de bedenimizde olumsuz etkiler oldukça artacak. Ve bu stres durumu uzamaya devam ederse, yani yükümüzü taşımaya devam edersek bedenimizde çeşitli belirtiler ortaya çıkıyor. Fiziksel olarak baktığımız zaman kalbimizin hızlı atması, çarpıntı dediğimiz durumun fark edilmesi, kan basıncımızın artması, sırt göğüs ağrısı, kas gerginliği, solunum güçlüğü, hızlı soluk alıp verme ama bir türlü rahatlayamama söz konusudur. Bununla birlikte baş ağrısı, kronik yorgunluk, uyku düzeninde bozulma, baş dönmesi, vücutta uyuşmalar, karıncalanmalar, terleme, titreme, sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, iştahsızlık ya da iştahı artma gibi çeşitli bedensel belirtiler kendini göstermeye başlıyor. Duygusal yüklerimiz artıyor, kaygı, endişe, ağlama nöbetleri, aşırı hassasiyet, alınganlık, incinebilirlik, öfke patlamaları, saldırganlık, düşmanlık gibi duygularda artış devam ediyor. İlk başlarda dedik zihinsel olarak stres, kısa süreli stres uyarılmışlık düzeyimizi artırır, dikkat ve konsantrasyonda etkinlik sağlar ama bu uzun süre devam ettiği sürece dikkat ve karar verme ve güçsüzlükler ortaya çıkıyor, unutkanlık olabiliyor, gün içinde yaptığımız şeyleri hatırlamakta zorlanabiliyoruz. Zihin karışıklığı olabiliyor, olaylara gerektiği şekilde koordine olamıyoruz. Tek bir fikir veya düşünceyle meşgul olma, gün boyunca sadece bir konu üzerinde düşünüp durma, diğer şey alanlarda etkinlik gösterememe söz konusu, öğrenme güçlüğü gibi sorunlara neden olabiliyor. Sosyal olarak ise insanlara karşı güvensizlik, olaylardan dolayı başkalarını suçlama, insanlarda hata bulmaya çalışma, konuşmalar sırasında savunmacı olma, sürekli kendinizi haklı göstermeye çalışma ya da yalnız kalma eğilimi, diğer insanlarla bir araya gelmekten kaçınmak, onlarla konuşmamak, sohbet etmemek gibi sosyal belirtiler kendini göstermeye başlıyor. Davranışsal olarak baktığımızda yerinde duramama, aşırı hareketlilik, çok hızlı konuşma, konuşma sırasında kekemelik, kaçınma davranışları, saldırganlık davranışları ya da alkol madde tüketimi gibi zararlı alışkanlıklar söz konusu olabiliyor. Stres uzun süre devam ettiği sürece etkilediği organlardan dolayı da bir takım hastalıklara da zemin hazırlayabilmekte. Stresle ilişkili olan hastalıklara bakacak olursak kalp damar sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, üreme sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, endokrin hastalıklar, deri hastalıkları, kas iskelet gibi birçok hastalıkla da ilişkili olduğunu görüyoruz. Bu ilişkinin süreci ise stresin uzun süre devam etmesine bağlı olarak değişiyor ki buradaki saydığımız birçok hastalık ise nakil sonrası, nakil öncesi süreçlerde sizler için oldukça önemli olan ve dengede tutulması gereken hipertansiyon, böbrek hastalıkları için oldukça önemli bir risk faktörü, astım, önemli bir solunum sistemi hastalığı, cinsel işlem bozuklukları, ünsel kabızlık, stresin etkilerine baktığımızda aslında vücudumuzda uzun süre devam ettiği sürece birçok sistemik hastalığı da beraberinde getirdiğini görüyoruz. Gerek nakil öncesi süreçte, gerekse nakil sonrası süreçte ise bu hastalıkların kontrol altına alınmasının sizler için daha önemli olduğunu biliyoruz. Hastalık ve stres arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Hem stresin kendisi bazı kronik hastalıklara zemin hazırlayabiliyor, hem de sahip olunan kronik hastalıklar bireyin yaşadığı stres salgısını artırabiliyor. Hastalığa bağlı olarak da hastalığın beraberinde getirdiği değişiklikler de bireylerde çeşitli stresör kaynaklarına neden olabiliyor. Bireyin uyum kapasitesini değiştiren başlıca stresörlerdendir hastalıklar. Beraberinde getirdiği tedaviler, ilaçlar, tedavi ve hastalık sürecinin aile ilişkilerinde ortaya çıkardığı değişiklikler, tedavinin bireyin beden algısında oluşturduğu değişiklikler ki organla ilgili gerek nakile bakış gerekse böbreğin fonksiyonlarını yapamıyor olması kişinin kendi bedeniyle ilgili olumsuz düşünceler oluşturmasına sebep olabiliyor. Hastalığa eşlik eden ağrı gibi faktörler stres kaynağı olabiliyor. Bu nedenle stresle hastalık arasında biz iki yönlü bir ilişki olduğunu görüyoruz. Hem stres
bazı hastalıkları tetikliyor. Bazen de hastalığın beraberinde getirdiği değişiklikler stresi tetikleyebiliyor. Organ nakli sürecinde stres oluşturan faktörlere bakacak olursak uyum güçlüğü. Burada tedavinin kendisine olan uyum güçlüğü, nakil sonrası süreçte yaşama, beslenme programına, tedavi programlarına ilişkin uyum güçlükleri karşımıza çıkabiliyor. Donör ve alıcı arasındaki iletişimle ilgili problemler ortaya çıkabiliyor ya da bunlar aile içi iletişimlere yansıyabiliyor. Davranışsal tepkiler ortaya çıkabiliyor. Organik beyin sendromları dediğimiz hastalık nedeni, bu süreç nedeniyle kullanılan ilaçlar, tedavi nedeniyle olumsuz etkilenmeler söz konusu olabiliyor. Organın reddi ya da sonraki süreçte nasıl devam edeceği ile ilgili endişeler, kaygılar ortaya çıkabiliyor. Çökkünlük tablosu ortaya çıkabiliyor. Sürecin iyileşmeyeceği, düzelmeyeceği ile ilgili olumsuz beklentiler gelişebiliyor. Cinsel yaşamda değişiklik ortaya çıkabiliyor. Hastalığın oluşturduğu bir güçsüzlük tablosu olabiliyor. Yorgunluk, benlik kaygısı dediğimiz kişinin kendiyle ilgili düşüncelerinde olumsuzluk olması, kendini olumsuz değerlendirme söz konusu. Yeni organ ya da çalışmayan böbreğe ilişkin bedeniyle ilgili olumsuz değerlendirmeler dediğimiz beden algısında değişim söz konusu olabiliyor. Bu süreçte haliyle hastayla birlikte, bunun birlikte yaşadığı aile ve arkadaş ortamı da bu hastalık sürecinden olumsuz yönde etkilenebilmekte. Bu bir durumlar sonucunda da stres deneyimlenmektedir. Stres bizim için kaçınılmaz bir şey. Günlük hayatta dediğimiz gibi sabah kalktığımız andan itibaren çok farklı stresörlerle karşılaşabiliyoruz. Sabah işte işe giderken otobüsü kaçırmak gibi, geç kalkmak gibi ya da o gün rahatsızlanmak, hava koşulları, işe giderken kullandığınız vasıtanın gelmemesi gibi ya da hastaneye randevu aldınız, gelmek için yola çıktınız. Vasıtanın gelmemesi, randevunuza gecikmeniz gibi ya da geldiğiniz çok fazla kalabalık olması vesaire. Günlük hayatta biz aslında birçok stresörle karşılaşıyoruz. Bunların bazısı kısa süreli olduğu için üstesinden gelip yolumuza devam edebiliyoruz ama dedik ki stres yoğunluğu devam ettiği sürece o zaman farklı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Sağlık sürecimiz olumsuz yönde etkilenebiliyor. Uzun süreli stresin bize olan fizyolojik ve psikolojik etkilerini en aza indirmek için stresle olumlu şekilde başa çıkmayı öğrenmeniz gerekiyor. Başa çıkma dediğimiz zaman kişinin stres yaratan faktörleri önleme ya da bunların üstesinden gelme çabası olarak değerlendiriyoruz. Tabii stresle başa çıkmada insanlar iki türlü tepki gösterir. Savaş ya da kaç tepkisi diyoruz biz buna. Savaş dediğimiz zaman bireyler sorunların üstesinden gelmek için mücadele eder, sorunu çözmeye çalışır. Kaç dediğimiz zamansa sorunu görmezden gelme ya da üstlenememe ya da sorunun üzerinde çok fazla düşünüp durma gibi. O nedenle strese yönelik tepkiler ve baş etmeye yönelik uygulamalar arasında olumlu yöntemler olduğu gibi olumsuz yöntemler de yer almaktadır. Stresle baş etmede olumsuz olan yöntemlere baktığımız zaman ya da etkili olmayan yöntemler baktığımız zaman davranışsal olarak stresli durumlarda sigara ve alkol kullanımı bu özellikle bireyler tarafından çok fazla başvurulan yöntemlerden bir tanesi. Neyse her durumda sigara sanki stresi azaltan bir faktörmüş gibi değerlendirmeye başladı ve sigara kullanımı stresle ilişkin olarak arttığını görüyoruz. Öfkenin, hissedilen öfkenin, kızgınlığın, kanınganlığın doğru şekilde yönlendirilmemesine bağlı olarak kişinin kendine ya da dışarıya yönelik saldırgan davranışlar sergilemesi söz konusu olabiliyor ki bunu sadece fiziksel şiddet olarak değerlendirmiyoruz biz. Kendi kendine kızma, kendini suçlama, bağırıp çağırma gibi davranışlar olarak da değerlendirebiliriz ya da kişinin tamamıyla kendi içine kapanması, diğerleriyle etkileşime geçmemesi gibi bir yalnızlık eğilimine neden olabiliyor ki bu etkili bir baş etme yöntemi değil ya da stres sırasında birçok insanda ya çok fazla yemek yeme davranışları ya da iştahın azalmasına bağlı olarak da sağlığın olumsuz etkilenmesi söz konusu olabiliyor. Peki stresle başa çıkmada hangi yöntemler etkilidir? Kendimizi gözlemlemek. Kendimizi gözlemleme dediğimiz zaman stres sırasında ne gibi tepkiler gösteriyoruz? Doğru tepkiler gösteriyor muyuz? Bunları kontrol etmek. Düşünce şeklimizi anlamaya çalışmak ve gerçekçi düşünmek.
Gevşeme teknikleri yapmak, stresin bedenimizde oluşturduğu fiziksel belirtileri özellikle yatıştırabilmek için. Strese neden olan durumlardan bir tanesi de zamanı etkin kullanamamaktır ki zaman yönetimini bilmek gerekiyor. Ve stres dedik çözemediğimiz bir sıkıntıya sokan durumlar, sorunlardır. Bunlarla ilgili problem çözme becerisi geliştirmemiz gerekiyor. Peki bunları nasıl yapabiliriz? Stres durumunda ilk önce yapmamız gereken şeyler bizim aslında gevşeme egzersizleri. Sağlıklı düşünebilmek, sorunlarımızı etkin bir şekilde çözebilmemiz için öncelikle iyi bir düşünme becerisine sahip olmamız lazım. Zihnimizin ise bu düşünmeyi etkin olarak gerçekleştirebilmesi için vücudumuzun gevşemiş olması, rahatlamış olması lazım. Stres sırasında çarpıntı, soru kalıp vermede zorlanma, sersemlik hissi, bayılacakmış, düşecekmiş gibi olmak, kas gerginliği gibi, titreme gibi, uyuşma gibi, karıncalanma gibi birçok semptom belirti ortaya çıkıyor. Öncelikle bu belirtileri rahatlamamız lazım ki yaşadığımız probleme zihnimizi odaklayabilelim. Gevşeme egzersizlerindeki amacımız sinir sisteminin gerilimini azaltmak ve tüm bedeni denetim altına almaktır. Hareketi ve eylemi artırmak için kan akımının kaslara doğru olduğunu ve kaslarda bir gerginlik oluştuğunu bahsetmiştik ki bu gerginlik uzun süre devam ettiği sürece vücudumuzda ciddi bir ağrı oluşturacaktır. O nedenle önce kaslarımızda oluşan gerginliği azaltmamız gerekiyor. Gerginliğin, kaslardaki gerginliğin artmasıyla birlikte kalp atım hızımız normale dönecek, kan basıncımız normale dönecek, solunumuz etkin bir şekilde rahatlayacak ve tüm bedende bir rahatlama oluşacaktır beraberinde. Stres tepkisi sırasında bedenimizde ortaya çıkan gerilimi ortadan kaldırır gevşeme egzersizleri. Bunun için öncelikle nefes alma egzersizleri ve nefesimizi rahatlattıktan sonra beraberinde gevşeme teknikleriyle devam edeceğiz. Derin nefes alma egzersizleri aşamasında ilk yaptığımız şey dik oturmak. Eğer oturamıyorsak ayakta durmak veya bir yere düz uzanmamız yapacağımız şey. Bir elimizi karnımızın, diğer elini ise göğüs kafesimizin üzerine koyuyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz. Nefes alma işleminde ağızdan değil, burundan nefes alıyoruz. Aldığımız nefesi hemen bırakmıyoruz. İçimizde birkaç saniye tutuyoruz ve nefesimizi yavaşça ağızdan üfleyerek veriyoruz. Nefes verirken dedik hani bir elimiz karnımızın üzerinde, bir elimiz göğüs kafesimizin üzerinde olacak demiştik. Nefes verirken karnımızın boşaldığını ve göğüs kafesimizin de nefes alırken şiştiğini fark etmemiz gerekiyor. Nefes alıp vermeye 5-10 dakika olarak düzenli olarak devam ediyoruz. Düzenli nefes alıp vermeye başladıktan sonra bu defa vücudumuzdaki kasları gevşetme aşamasına geçiyoruz. Ama öncelikle stres sırasında nefes alıp vermemiz olumsuz etkilendiği için etkin nefes almayı yapmamız gerekiyor. Bunun için burundan nefes alarak ağızdan üfleyerek nefesimizi veriyoruz ve bu etkin nefes alıp vermeye başlayıncaya kadar bu işleme 5-10 dakika devam ediyoruz. Nefesimizi etkin hale getirdikten sonra rahat bir sandalyeye oturarak yine 3 kez nefes alıp veriyoruz ve nefes almayı yine burundan nefes alıp ağızdan üfleyerek veriyoruz. Nefes alıp verme işlemi sırasında nefesimizi alırken uyluk ve kalça kaslarımızı oturduğumuz yerde geriyoruz ki alttaki resimde göreceksiniz. Ayaklarınızı yukarı doğru kaldırıp indirme ve o anda uyluk ve kalça kaslarını geriyoruz ve nefes verirken ise uyluk ve kalça kaslarımızı serbest bırakıyoruz. Bu şekilde bacaklarımızdaki gerginliği azaltmaya çalışıyoruz. Yine nefes alma sırasında oturduğumuz yerden parmaklarımızı, ayak baş parmaklarımızı kendimize doğru, dizlerimize doğru çekip bırakarak kaslardaki alt, bacağın alt bölgesindeki gerginliği azaltmaya çalışıyoruz. Ardından sırt kaslarımızı geriyoruz ve gevşetiyoruz. Tabii bütün bu işlemleri yaparken nefes alıp vermeye devam ediyoruz. Nefes alırken sırt kaslarımızı geriyoruz. Nefesimizi verirken kaslarımızı gevşetiyoruz. Yüzümüzü de aynı şekilde yüzümüzü sıkıp gevşeterek nefes alma sırasında yüzde oluşan gerginliği azaltmaya çalışıyoruz. Stresle başa çıkmada ilk yapacağımız işlem rahat bir nefes almayı sağlamak, vücudumuzda stresin oluşturduğu fiziksel belirtileri kontrol altına almaya çalışmak ve vücudumuzda stresle ilişkili oluşan, kaslarda oluşan
gerginliği azaltarak rahatlamayı sağlamak. Kendimizi rahatlattıktan sonra geleceğimiz basamak gözlemlemek. Kendimizi gözlemlemek. Ne gibi tepkiler veriyoruz? Problem yaratan durumlar karşısında, olaylar karşısında, streslenenler karşısında nasıl tepki veriyoruz? Ağlıyor muyuz? Kızıyor muyuz? Bağırıp çağırıyor muyuz? Savunmacı mı oluyoruz? Kendi kendimize mi söyleniyoruz? Başkalarını mı suçluyoruz? Yaşadığımız sorunlar karşısında ne gibi tepkiler gösterdiğimize bakmamız gerekiyor. Neler hissediyoruz o anda? İncinmiş mi hissediyoruz? Üzüntülü mü hissediyoruz? Kaygılı mı hissediyoruz? Duygularımıza ya da öfkeli miyiz? Duygularımızın farkında olmamız gerekiyor. Peki ve problemi çözerken o an zihnimizden ne geçiyor? Ne düşündüğümüzün farkında olmamız lazım. Çünkü düşüncelerimiz davranışlarımıza yön veriyor. Düşündüğümüzün farkında olamazsak olumsuz davranışlarımızı da kontrol altına alamayız. O nedenle stresli durumlarda kendimizi gözlemlemeden bahsettiğimiz zaman stres karşısında nasıl davranışlar gösteriyoruz, neler hissediyoruz ve o an aklımızdan ne geçiyor, bunların farkında olmak önemli. Duygularımızın farkına varmak ve hissettiğimiz duyguları ifade etmek önemli. Genelde duygularımızı başkalarıyla paylaşmak ya da açığa vurmaktan sakınırız. Çok fazla ifade etmeyiz. Hassas olmak, alıngan olmak, ağlamak, üzüntülü olmak bu tarz olumsuz duyguları hemen hemen hiç paylaşmayız. Hiçbir şeyimiz bir bize sorduğu zaman iyi misin dediği zaman da genelde iyiyiz deriz ama duygularımızı görmezden geliriz. O nedenle duygunun farkına varmak için yaşadığımız duyguyu isimlendirmek çok önemli. Şu an ne hissediyorum? Çok mu üzüntülüyüm, hayal kırıklığı mı yaşadım, endişeli miyim, yoksa korkuyor muyum, yoksa öfkeli miyim? Yaşadığım duygunun ne olduğunu isimlendirmem gerekiyor. Genellikle öfkeli olduğumuz durumlarda, öfkeye neden olan durumlar arasında üzüntü, kırgınlık, hayal kırıklığı gibi duygular olabilir. Esas duygumuzun farkına varmaya çalışmak önemli. Duygunuzun farkına vardığınızda ve başka birinin bu duyguyu sizde oluşturduğunu düşünüyorsanız o zaman bunu kaynağına iletmeniz gerekiyor. Burada iletirken karşıdakiyle iletişimi olumsuz etkilememek için senin bu şekilde davranışın beni kızdırıyor, üzüyor, endişelendiriyor gibi ifadeler kurarak karşı tarafı da suçlayıcı olmadan neden rahatsız olduğumuzu uygun şekilde ona ifade etmek önemli. Senin bu şekilde konuşman beni üzüyor, kızdırıyor, öfkelendiriyor gibi ya da bu şekilde davranman beni kızdırıyor, öfkelendiriyor gibi onun davranışından ya da söyleminden rahatsız olduğumuzu, kendisinden değil. Sen şöyle birisin, sen böylesin, sen beni anlamıyorsun, sen beni kızdırıyorsun gibi genel ifadeler kullanmaktan ziyade kişinin neyine biz öfkelendik, kızdık, alındık bunları ona yansıtmak gerekiyor. Bu şekilde davranman beni üzüyor ya da bu şekilde konuşman beni üzüyor gibi ifadeler iletişimi bozmadan etkin bir şekilde duygularımızı ifade etmemize yardımcı olacaktır. Düşüncelerimizin farkında olmak önemli dedik. Hissettiğimiz duygulara yön veren düşüncelerimiz vardır. Bu düşüncelerimizin neler olduğunu farkına varmamız önemli. Karşılaştığımız durum gerçekten felaket bir durum mu yoksa biz mi durumu felaketleştiriyoruz? Hep ya da hiç kelimelerini cümlelerimizde çok kullanırız. Bunların hepsi benim başıma geliyor. Sürekli ben olumsuzluklarla karşılaşıyorum. Hiç iyi günlerim olmadı gibi ifadeleri çok fazla kullanırız ama burada gerçekten durum böyle mi yoksa biz mi olayı felaketleştiriyoruz? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü düşüncelerimiz duygularımıza ve davranışlarımıza yön veriyor. Bunların farkında olmak gerekiyor. Hep ya da hiç yerine belki bazen gibi kelimeleri kullanmak daha iyi olacaktır. Evet, böbrek yetmezliği döneminde bazı şeylerde beslenmede, sıvı alımında ciddi kısıtlamalar var. Burada hep, hiç gibi kelimeler kullanmak yerine mesela hastalık nedeniyle hiç su içemiyorum gibi bir ifade kullanmak yerine istediğim kadar su içemiyorum aslında. Kısıtlı olarak alıyorsunuz aldığınız bazı şeyleri ya da bu beslenmenizde olduğu gibi diğer alanlarda da bazı kısıtlamalar var. Hiçbir şey yapamıyorum yerine şu işi
eskisi gibi uzun sürede değil de işte daha önce bir saatte yaptığım işi hastalık nedeniyle ancak bir günde yapabiliyorum. Ama sonuçta ortaya çıkan şey nedir? Yapabiliyorum. Az da olsa yapabiliyorum. Düşüncelerimizi bu şekilde daha ılımlı hale getirmek, felaketleştirmeden. Çünkü bizim felaket olarak bakmamız olayı çözümsüz hale getirecektir. Bu nedenle düşüncelerimizi hep ya da hiç gibi daha felaketleştirici ifadelerle kullanmak yerine daha ılımlı ifadelerle açığa çıkarmamız önemli. Yine düşüncelerimizle ilgili olarak düşüncelerimiz tıpkı toprağa düşmüş bir tohum gibidir. Kaçınılmaz şekilde düşüncelerimizle zihnimizin ve kalbimizin toprağına ektiğimiz düşüncelerimizin de meyvelerine maruz kalırız. Yani nasıl ki bir tohum toprağa düştükten sonra meyve verip çoğalmaya başlıyorsa, düşüncelerimizle zihnimiz ve kalbimizde çoğalmaya devam ediyor. Gün boyunca olumsuz bir düşünce üzerinde saatlerce düşündüğümüz zamanlarımız olurdur ve olumsuzlukları hep bir araya getirerek kafamızdaki düşünceyi daha da fazla büyütme eğilimlerimiz çok fazladır. Tıpkı tohumun, boş toprağa düşen tohumun ormana dönüşmesi gibi bizim içimize attığımız düşüncelerimiz de ormana dönüşebiliyor ve bu düşünceler, attığımız tohumlardan oluşan düşünceler, biriken düşünceler bütün yaşamımızı etkisi altına alabiliyor. Küçük bir tohum gibi düşünebilirsiniz ama düşüncelerinizi birbirine ekleyerek büyütmeye devam ettiğiniz sürece bu sizi kontrol altına almaya başlayacak ve sorunlarınız giderek daha da çözümsüz hale gelecektir. O nedenle düşünceleri önemsemek, bunları görmezden gelmemek, biriktirmemek önemli sorunların çözümünde. Burada bir küçük öyküden bahsedeceğim, bir örnekle açıklayacağım. Küçücük bir diken ne yapabilir gibi bakabiliriz ama bir atan savaş sırasında bir atın ayağına baktığı anda atı tökezletir, koşmasını engeller. Atın üzerindeki komutanı engeller. Komutan istediği hareketi yapamaz. Hareketleri kısıtlanan komutan ordunun nizamını bozar. Nizamını bozan ordu da savaşı kaybetmeye meyillidir. Küçük bir parça gibi düşünebiliriz ama birbirine eklenti olarak devam ettiğinde daha büyük sorunlara neden olabilir. Tıpkı buradaki gibi küçük gördüğümüz, basit gördüğümüz düşüncelerimiz büyüyerek çok daha büyük sorunlara neden olabiliyor, bizi çıkmaza sokabiliyor. O nedenle doğru düşünme tekniklerini bilmemiz gerekiyor. Felaketleştirmeden daha uygun düşünce sahip olmamız gerekiyor. Yine düşünce şeklimizi anlamaya ve gerçekçi yönde değiştirmeye çalışmamız gerekiyor. Yaşadığımız durumun dezavantajlarının yanında avantajlarının olup olmadığını da bakmamız lazım ve olumlu ve olumsuz yönlerini, bize kattığı olumlu yönleri ve olumsuz yönleri bir kağıda yazabiliriz. Bu şekilde yazdıklarımızı okuduğumuzda bize daha gerçekçi bir bakış açısı sağlar. Mesela nedir? Hastalığım vücudumu güçsüz bıraksa da bu süreçteki zorluklara dayanabildiğim için güçlüyüm. Evet, böbrek yetmezliği, nakil süreci, nakil sonrası süreç vücudunuzda güçsüzlüğe neden olabiliyor. Değişik zamanlarda değişik güçsüzlük tablosuyla karşılaşabiliyorsunuz ama hastalığınız ortaya çıktığı andan itibaren yaşadığınız zorlukları ve geldiğiniz noktayı düşündüğünde aslında psikolojik olarak da güçlü ve dayanıklı olduğunuzu fark edeceksiniz. Çünkü hastalık ortaya çıktığı andan itibaren ki bu süreçte stres faktörlerini saydığımızda yaşamınızda çok ciddi değişiklikler var. Hastalığınıza rağmen bu değişikliklere uyum yapmaya çalışıyorsunuz. Hastalığınızla mücadele ediyorsunuz. Aslında hastalık sizi fiziksel olarak güçsüz bıraksa da psikolojik olaraksa sizi oldukça güçlü bir hale getirdiğini, hala zorluklara dayanmaya çalışmanız ne kadar güçlü olduğunuzun da bir göstergesidir. Yani bakış açımızı olumsuzluklardan ziyade olumlu yönlerimize kaydırmamız lazım. Zayıf yönlerimizden yakınmayıp kuvvetli yönlerimize dikkatimizi vermemiz önemli bu süreçte. Yine bu amaçla ne yapabiliriz? Yaşadığımız olumsuz bir olay sonucu olumsuz duygulara kapılıp gitmek yerine kendimizi iyi hissetmek için çözüm yolları geliştirmek üzerine düşünebiliriz.
Evet, bu durum bu şekilde oldu. Peki şimdi ben ne yapabilirim? Olan oldu. Olmuşu değiştirebilmek gibi bir özelliğimiz, bir yetimiz yok. Peki bundan sonra ne yapabilirim? Bunun üzerine odaklanmamız lazım. Önümüze odaklanmamız lazım. Geçmişe değil. Bazen olumsuz bir durumu değiştirmek için yapabileceklerimiz kısıtlıdır. Bu kısıtlılığın farkına varıp kabullenmek ve yolumuza devam etmemiz gerekir. Ormanda yürüyüşe çıktınız. Önünüze bir çukur geldi. Bu çukur buraya nereden gelmiş, ne yapacağım, ne edeceğim diye düşünmekle vakit geçirmek yerine ya da ne zaman oldu bu çukur gibi düşünmek yerine çukurun etrafından, sağından, solundan ya da üstünden atlayarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O çukuru değiştiremezsiniz. O çukur orada var. Çukurun varlığını kabul edip yolumuza devam etmemiz lazım. Sorunlarımız içinde, güçlüklerimiz içinde, yaşadığımız sıkıntılar içinde sıkıntıyı yok saymıyoruz. Sıkıntı var. Neden olduğu yerine sıkıntımızın olduğunu kabul edip sıkıntıya rağmen nasıl yol alabilirim? Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. O nedenle de yapacağımız şey kabul edip yolumuza devam etmemiz. Olduğumuz yerde sorgulamak, neden olduğunu sorgulamak değil. Bu durum artık ortaya çıktı. Ben bunu değiştiremem. Buna rağmen ne yapabilirim? Nasıl devam edebilirim? Odaklanmamız gereken bu. Bu nedenle kabul et ve yolunda devam et diyoruz. Bazen çok fazla sıkıntılarla üst üste geldiği zaman hep yaptığımız şey keşke geçmişe dönebilsek, keşke bunların hiçbiri olmasaydı. Hep karşılaştığımız güçlükler karşısında genelde kullandığımız ifadelerden biri budur. Keşke olmasaydı ya da yeniden başlayabilseydim belki her şey farklı olurdu gibi. Bu tarz düşünceler içerisine girdiğimiz oluyor. Peki bu tarz düşünceler bizi kurtarmaya yetecek mi? Bunu yine küçük bir öykü üzerinden bahsedeceğim. Uzak diyarlarda bir vadide büyük dükkanı adında bir dükkan ve bu dükkanda da aksaçlı, aksakallı bir ihtiyar sahibi var. Buraya her gün belirli müşteriler gelir, kendileriyle ilgili bir şeyler isterler ve karşılığında bir bedel ödeyerek istediklerini alıp giderler. İhtiyar satıcı bugün de yine pencereden gelen müşterisine bakıyor ve içeriye bir müşterinin geldiğini görüyor. Nasıl yardım edebilirim diye sorduğunda adam ününüzü duyunca çok uzaklardan geldim, istediğim bir tek şeyi sizin verebileceğinizi söylediler. O nedenle de adam da diyor ki istediğiniz şeyin ne olduğunu öğrenebilir miyim diye soruyor. Alışverişe geldiğini anlıyor. Gelen müşteri 50 yaşında olduğunu, yolun sonuna yaklaştığını düşündüğünü, geçmiş yaşamında birçok hata yaptığını, çok fazla pişmanlıklarının olduğunu, yanlış kararlar verdiğini, birçok kayıplar yaşadığını ve zamanını hovardaca harcadığını düşünüyor. Bugüne kadar olan hayatımı yani 50 yılımı geri istiyorum. Tekrar 50 yıl alabilir miyim? Bu mümkün mü diye sorar. İhtiyar adam istediğini alabileceğini ama bir bedeli olduğunu söyler. Müşteri bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırım yeter ki bana bir 50 yıl daha verin der. Satıcı der ki bunun üzerine hafızanızı istiyorum. 50 yıllık bütün hafızanızı istiyorum. Hafızanızı bana verirseniz size yeni bir 50 yıl veririm diyor. Adam kabul eder. İhtiyar adam kabul etmeden önce iyi düşünün. Çünkü hafızanızı bana verdikten sonra sizi rahatsız eden geçirdiğiniz 50 yıla dair hiçbir şey hatırlamayacaksınız. Bundan emin misiniz der. Adam neden olmasın? Karşılığında 50 yıl kazanacağım der. Satıcı tekrar hatırlatır. Hafızanı her şeyle birlikte burada bırakıp gideceksin. Tek bir anını bile hatırlamayacaksın. Alışverişten sonra bu alışverişi yaptığını bile hatırlamayacaksın. Muhtemelen 50 yıl sonra buraya tekrar gelirsiniz diyor. Adam biraz düşünüyor ve neden diye soruyor. Buradan çıktığında hiçbir şey hatırlamayacak mıyım diyor o zaman. Evet diyor hiçbir şey konuştuklarımızı dahi hatırlamayacaksınız diyor. Bunun üzerine müşteri diyor ki ne demek istediğinizi anladım. Eğer 50 yılın bedeli buysa pes ediyorum der. Satıcı neden diye sorduğunda adam der ki istiyordum ama bedelini size verirsem aynı şekilde geçen bir 50 yılım daha olur. Şu an ne kadar zamanım var bilmiyorum ama geçmişteki hatalarımı biliyorum.
bunları belki telafi edebilirim ya da aynı telafileri, aynı hataları yapmayabilirim. Ama 50 yıl sonrasında geri dönüp de hiçbir şey hatırlamayacaksam, o zaman aynı hataları tekrar yapıp geri kalan zamanımı yine hatalarla geçirebilirim. O nedenle de alışverişten vazgeçtiğini söyle. Evet, geçmişe dönebilsek bile aynı hataları, aynı kayıpları tekrar yaşamayacağımızın bir garantisi yok. O nedenle keşkeler yerine olan oldu, olanı değiştiremiyorsam o zaman kabul edip yoluma devam etmem gerekiyor. Geçmiş bizim için yaşadıklarımızdan ders alma, hatalarımızı düzeltmeye çalışmak için geri dönülebilir ama değiştirme imkanımız yok. O nedenle de geçmişe geri dönmeyi istemek yerine şu an ne yapabilirim, bunun üzerine odaklanmamız gerekiyor. Zamanı etkin kullanamamak birçoğumuz için strese neden olan durumlardan bir tanesidir. O nedenle zaman yönetimi de bizim için önemli. Hani ki sizler açısından şu anki süreçte bazı şeylerde kısıtlılıklar, zorlanmalar ortaya çıktığında eskisi gibi hızlı yapamayabildiğiniz aktiviteleriniz vardır ya da zamanı etkin olarak kullanamadığınız şeyler vardır. Bu nedenle zaman yönetimi sizlerin sürecinde birazcık daha önemli. Günü, zamanı iyi değerlendirmek. Çünkü zaman yönetimini etkin kullanamadığımız zaman enerjimizin boşa gitmesi demektir bu. Her şeyin kontrolümüz dışına çıktığı duygusuna kapılırız ve bu da stres düzeyimizi artırır. Zaman yönetimi yaparken planlı programlı olmak çok önemli. Sabah kalktığınızda yapacağınız işleri sıralamak ya bunları sıralarken öncelik sırasına göre koymak. Şu an için yapmanız gereken öncelikli işiniz ne? Bunun ne olduğunu belirlemek. Yapılacaklarını seçmek ile işleri gelişigüzel ertelememek. Birikmesine neden olabilir. O nedenle yapabildiğimiz ölçüde yapmaya çalışmak lazım. Listeler tutmak, not defterleri kullanmak. Zor ve fazla işleri bizi zorlayan, enerji kaybına neden olan yoran faaliyetleri parçalara bölerek yapmaya çalışmak önemli. Güne erken başlamak ve yoğunlaştırma gereken işleri günün erken saatlerinde yapmak. Çünkü yoğunlaştırma gereken işleri geç saatlere bırakırsak günün yaşantısının verdiği yorgunlukla birlikte bunları tamamlayabilmek daha da zorlaşacak. Ziyaretçileriniz varsa bunların görüşmelerini düzenlemek hani ki sizin işlerinizi yapmanızı engel oluyorsa bazen kısıtlamalar getirebilirsiniz. Hata ve başarısızlıklardan ders alıp aynı şeyi yaparak zaman kaybına neden olmamak önemli. Bazen hayır diyebilmek önemli. Kendi yapmanız gereken öncelikli bir işiniz varken başkalarının sizden istediklerini yaparsanız bu sizin işinizin ertelenmesi ve birikmesi demektir. Bu gibi durumlarda sizin işinizi tamamlamanızı engel oluyorsa başkalarının sizden beklentilerine hayır diyebilmek gerekir. Bir işi yaparken aşırı mükemmeliyetçi olmamak gerekiyor. Çünkü yaparken hatalar muhakkak ki olacaktır. Mükemmeliyetçi olmaya çalışmak bize sadece vakit kaybettirir ve uygun aralıklarla mola vermek, yorgunluğu, enerji tüketimini artırmamak adına uygun aralıklarla mola vermek, daha önce bir saatte yaptığınız işi belki şu süreçte 2 ya da 3 saatte yapabilirsiniz. Süre kısıtlamalarınızı ona göre ayarlamanız, zamanı etkin yönetmeniz gerekiyor. Zamanı etkin yönetmede dedik ki öncelikleri belirlemek çok önemli. Öncelikle hangi işi yapmanız gerekiyor bunu belirlemek önemli. Bununla ilgili yine kısa bir öykümüz var. Derste profesör masanın altından bir kavanoz çıkarır. Kavanozun içerisine tenis topu büyüklüğünde taşları atar öncesinde ve öğrencilere sorar kavanoz doldu mu diye. Öğrenciler bakar kavanozun dolduğunu söylerler. Profesör birazcık daha küçük taşları alır, içine koyar, sallar, yerleştirir, tekrar sorar. Öğrenciler yine dolduğunu söylerler. Profesör bu sefer kum çıkarır, kum atar, yine kavanozu sallar ve kumu da yerleştirir. Öğrencilere sorar, doldu mu diye, yine doldu derler ama profesör bu sefer bir sürahi su çıkartır, su ekler ve ondan sonra tekrar sorar, doldu mu diye. Bu sefer dolduğunu söyler. Buradaki örnekte olduğu gibi hayatımızı küçük şeylerle doldurursak
bu kavanozun içerisine profesör önce suyu koysaydı, büyük taşları ya da diğer taşları ya da kumu koyduğunda taşacak, bunlara yer kalmayacaktı. Hayatımızda da aynı şekilde küçük şeylerle hayatımızı doldurmaya çalışırsak hayatımızdaki büyük şeylere yer kalmayacaktır. O nedenle bizim için önemli olan büyük taşlar neler, bunların farkına varmamız gerekiyor. Sizin için önemli olan şu süreçte en büyük şeyler ne? Sağlığınız mı, aileniz mi, arkadaşlarınız mı, işiniz mi, maddi durumunuz mu, hedefleriniz mi, etkinlik yapmak mı, herhangi bir uğurda savaşmak mı, kendinize zaman ayırmak mı? Büyük taşlar dediğimiz bu. Önceliklerimiz neler? Önceliklerimizi sıraya koymak zaman yönetiminde. Çünkü küçük şeyleri ilk sıraya alırsak büyük şeyleri yapmaya zamanımız kalmayacaktır. O nedenle hayatımızdaki önemli taşların neler olduğunu bilip zamanı yönlendirirken zamanımızı ona göre planlamak oldukça önemli. Yine bu süreçte sosyal destek sistemleri de çok önemli. Her zaman olayların üstesinden, sıkıntıların, problemlerin üstesinden tek başımıza gelemeyebiliriz. Bazen çevremizdeki diğer insanların yardımına gereksinim duyabiliriz. Bunun farkında olarak hareket etmemiz lazım. Çevremizde yardım olabileceğimiz kişiler kimler? Bunları belirlemek lazım. Ailemiz mi, akrabalarımız mı, arkadaşlarımız mı ya da aranızda öğrenci olanlar varsa okuldaki arkadaşlar gibi. Bunların neler olduğunu belirleyip zor zamanlarınızda bunlar arasında destek alabileceğiniz kişiler varsa bunlarla irtibata geçmek önemli. Çünkü her zaman olayların üstesinden tek başımıza gelemeyiz ve yardım istemek de bir eksiklik değildir. Bu birlikte paylaşmanın, yaşamı birlikte sürdürmenin bir gereğidir. Biz toplumda bir arada yaşıyoruz. O nedenle de güzellikleri paylaştığımız gibi sıkıntılarımızı, sorunlarımızı da paylaşmayı bilmemiz gerekiyor. Tabii doğru kişilerle bu paylaşımı bize yardımcı olabilecek kişilerle yapmamız önemli. Bunun için de girişkenlik ve iletişim becerilerini geliştirmemiz önemli. Bu süreçte dedik ki aile ve arkadaş ilişkileri de olumsuz yönde etkilenebiliyor. Kişilerle arası ilişkilerdeki sorunlar önemli stres kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunları çözebilmek için iletişim becerisine sahip olmamız gerekiyor. Kendimizi uygun şekilde ifade edememek, duygu ve düşünce isteklerimizi diğer insanlara aktaramamak, gerektiğinde kendi haklarımızı savunan olmak bizde strese neden olabilir, kızgınlığa neden olabilir, öfkeye neden olabilir. O nedenle kendimizi ifade etme yöntemlerini öğrenmemiz gerekiyor ki biz buna girişkenlik diyoruz. Kendimizi ifade edebilme. Problemler çözemediğimiz sorunlarımız birikerek bizde strese neden olabilir ve günlük hayatımızda problemle karşılaşmadığımız bir günümüzde geçmiyor. Çok problemle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan bazıları ufak olur, sorun oluşturmaz. Üstesinden gelebiliriz. Ama her zaman da bu kadar ufak sorunla karşılaşmıyoruz. Bazen bizim için ciddi sorun oluşturan, zaman kaybına neden olan ya da strese neden olan zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Yine sıkıntılarımız daha önce de söylemiştik. Küçük bile olsa devamlı yanımızda taşımaya devam ettiğimiz sürece bunlar yük olarak ağırlık yapmaya devam edecektir. Tıpkı marketten aldığınız ihtiyaçlarınızı taşıdığınız mesafe arttıkça kolunuzda ve parmaklarınızda hissettiğiniz acının artması gibi. Hayatın akışında sıkıntılar ve sorunlar çözülmediği sürece bıraktığınız yerde bizi bekliyor olacaklar ve birikerek beklemeye devam edecekler. Küçük bir sorun daha büyük bir sorun haline gelebilecek. Bu gibi durumlarda öncelikle yapmamız gereken şey problemimizin ne olduğunun farkında olmak. Problemi görmezden gelirsek çözüm de üretemeyiz. O yüzden şu anki problemimiz ne? Ekonomik sorun mu? Sağlıkla ilgili bir sorunum mu? Aileyle ilgili bir sorunum mu? Bunun ne olduğunu tanımlamak. Çözüm seçeneklerini oluşturmak. Nasıl çözebilirim? Ekonomik sorunlarla ilgili destek alacağım yerler var mı? Ailem olabilir, arkadaşlarım olabilir ya da sosyal kuruluşlar olabilir. Bunların neler olduğunu bir sıralamak önemli.
ve bunların bir tanesine karar vermek. Yani şu an benim bu sorunuma en iyi çözüm olacak bu sıraladıklarımdan hangisi? Bunu seçip uygulamaya koymak ve seçtiğimizin işe yarayıp yaramadığını değerlendirmek önemli. Değerlendirme yapmamız lazım. Çünkü eğer hatalı bir seçim yaptıysak sorunumuz çözülmeyecek. O nedenle sorun çözüldü mü, çözülmedi mi? Bunun değerlendirmesini yapıp çözülmediyse tekrar başa dönerek sorunun ne olduğunu tanımlayarak ve çözüm seçeneklerini üretmeye devam ederek bu işlemi gerçekleştirmemiz, aksi takdirde çözmediğimiz sorunlarımız birikerek bizim için bir yük oluşturmaya ve bu yükün etkisi olarak da yoğun bir şekilde stres yaşamaya devam edeceğiz. Son olarak söyleyeceklerim, bir hata yapıp bunu düzeltmeyen kişi ikinci bir hatayı mutlaka yapabilir. O nedenle hatalarımızdan ders almaya çalışmak önemli. Birinin yüzünden yürüyerek en fazla onun kadar ileri gidebiliriz. Bu nedenle kimi takip ettiğimize dikkat etmemiz lazım. Kendimize rol model olarak örnek aldığımız kişilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim için bizi ilerletebilecek kişiler olması gerekiyor. Tıpkı destek alacağınız kişiler de aynı şekilde size yardım olacak kişiler. Etrafınızdaki herkes size yardımcı olamayabilir. Herkesi iyi olarak değerlendirmemek, herkesi uzman olarak değerlendirmemek ama bunların arasında doğru kişileri seçebilmeniz gerekiyor. Size yardımcı olabilecek doğru kişileri seçebilmek önemli. Vaktinizi olmayan engelleri aramakla geçirmemek, çünkü öyle bir şey yok. Sadece boşa zaman harcayıp yorulmuş olursunuz. Engel muhakkak ki var ama mevcutları görüp daha fazlasına uğraşmamak gerekiyor. Az önce yolda yürürken önünüze çıkan çukur gibi kim yaptı, ne zaman yaptı, neden yaptı gibi sorular sormak yerine evet burada bir çukur var, ben bu çukurdan sonra yoluma nasıl devam edeceğim buna bakmamız gerekiyor. Çukurun olduğunu kabul edip yolumuza bu şekilde devam etmek gerekiyor. Yaşamımızda önümüzde engeller, problemler, sıkıntılar sürekli olacak. Stres hayatınızda her zaman için olacak. Bazen bunun üstesinden rahatlıkla gelebilirken bazen bu bizim için rahatlıkla üstesinden gelemeyecek bir durum olabilir. Önemli olan bunu yok saymamak ve bununla baş etmeyi, etkin şekilde baş etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hayat devam ediyor. Nefes alıp yokuşlardan çıkmaya, merdivenlerden çıkmaya, inişlere, çıkışlara devam etmemiz gerekiyor. Hayatımız boyunca inişler, çıkışlar muhakkak ki olacak. Bunları yok sayamayız ama biz yeniden bir nefes alıp rahatlayıp yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.